Karar Puanı'na hoş geldiniz. 2021 yılının ilk programında Ocak ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde sizlerle birlikteyiz. Değerli tenis severler, bundan böyle Ali Katipoğlu ile birlikte ayda iki kez muhtemelen bazı aylarda belki üç kez sizlerle birlikte olacağız tenis gündemini değerlendirmek için. Ali merhaba, hoş geldin. Merhaba Şevket, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Yoğun bir tenis takvimi bizleri bekliyor olacak. Özellikle önümüzdeki ay tabii çok Avustralya açık konuşacağız ama daha turnuvaya yaklaşık bir ay var. Ve turnuva öncesindeki ilk açılış turnuvalarını ve eleme tablosunu Evet. bugün konuşacağız. Ve programın sonunda da hemen hatırlatalım. Geçen sezonki programlarda da yaptığımız gibi bir top 5 listemiz olacak. Bugünkü listemizde 2021 yılına damgasını vurmasını beklediğimiz ya da bu yıl çok iş yapacağını düşündüğümüz genç oyuncular, yeni oyunculardan bahsedeceğiz. İkimiz de beşer kişi seçtik ve bunları sizlerle paylaşacağız son bölümde. Hemen vakit kaybetmeden girelim Ali. Antalya ile başlayalım istiyorum ben. Evet. ATP Antalya Açık rezerve turnuvalarından biriydi bu yıl takvimin. Normalde olmayan bir turnuva ama pandemi nedeniyle sezonun başındaki ilk turnuvalar ertelendiği için, daha doğrusu iptal edildiği için oyuncuların hazırlanması amacıyla iki tane rezerve turnuva oluşturdu ATP. Aslında bu Türkiye'ye verilmiş bir organizasyon. Türkiye'nin aldığı bir organizasyon değil. Geçici olarak Antalya yol üstü olduğu için, bir transport hub'ı olduğu için Antalya'ya verildi ama bu sanki bir tırnak içinde söylüyorum bir tenis zaferiymiş gibi nedense lanse edildi. Bence yanlıştı o. Öncelikle bunun altını çizmek lazım, değil mi? Bu turnuva bir geçiş turnuvası. Sadece bir yıl için, hatta parası bile ödenerek bu turnuvayı lütfen yapın. Oradan oyuncular zaten Antalya üzerinden Dubai ve Avustralya'ya geçecekler 15 gün karantinaya girmek için. Dediğim gibi biraz da apar topar düzenlenmiş bir turnuva olduğunu da söyleyebiliriz. Hava şartlarının da iklim şartlarının da iyi olduğu ve dediğim gibi biraz da merkezi bir yer arıyordu ATP. Avrupa'da Antalya'yı seçtiler. Bir de Amerika'da Evet, Delray oldu. İki tane eş zamanlı turnuva düzenlendi. Dediğim gibi ama takvimde olan bir turnuva değildi. Son anda planlanan bir turnuva oldu. Bir zafer olarak görülebilir mi? Görülemez tabii ama tabii ki Türkiye'de olması sezonun ilk turnuvasının önemli bir şey olduğunu da söyleyebiliriz. evet, dikkatleri buraya çekmesi açısından önemliydi. Antalya'nın turizm potansiyeli açısından da tabii. Avrupa'da niye yapılamadı? Çünkü Avrupa'da pek çok ülke uçuşlarla ilgili kısıtlamalar hala devam ettiği için Türkiye kadar açık değil. Türkiye'de özellikle turizm sezonunda, çok kötü geçen bir turizm sezonunda oraları da hareketlendirmek için bir anlamda iyi oldu Antalya için de. Bir otel kortlarında kapalı bir şekilde bu turnuva yapıldı. Tabii bilenler biliyor ama bilmeyen dinleyicilerimiz için hatırlatmakta fayda var. Kimseye, seyirciye ve medyaya kapalı bir şekilde bir bubble'da, bir turnuva balonunda yapıldı ve tamamlandı. Bugün itibariyle de şampiyon ortaya çıktı. Biraz turnuvayı konuşalım. Tercih edilebilecek iki yer belki de Dubai ve Doha olabilirdi aslında. Tabii orada da Avustralya elemeleri düzenlendiği için seçenekler de çok aza indi. O yüzden de Antalya'nın tercih edildiğini söyleyebiliriz. Turnuvadan bahsedecek olursak katılım listesi gayet iyiydi açıkçası. İyi tenisçiler Antalya'da oynadı. Bir numara Berrettini'ydi. İki numara David Goffin'di. İlk 10 oyuncuları yani eski ilk 10 oyuncuları turnuvada yer aldı. Çekişmeli de maçlar oldu ama finali tabii ki beklendiği gibi bitmedi. İyi bir finalle bitmedi açıkçası. Hatta finalde olmadı diyebiliriz. Burada Türk oyunculardan bahsedecek olursak 3 Türk oyuncu ana tablodaydı. Altuğ oynadı ana tabloda, Marcel oynadı ve de Ergi Kırk'ın ana tabloda oynadı. Altuğ tur atlama başarısı gösterdi ki ilk maçında Polonyalı Zuk'a karşı bir galibiyet aldı. İkinci maçında da Basilashvili'ye karşı kafa kafaya bir oyun sergiledi diyebiliriz. Çok yaklaşamadı belki maçı kazanmaya ama gerçekten bu seviyede oynayabileceğini gösterdi. Ve de sezonda iyi bir başlangıç yapmış oldu. Büyük isimlerden bahsedecek olursak Berrettini çeyrek finalde elendi. Bublik'le karşılaştı. Hatta hatırlarsın belki Şevket, İstanbul Challenger'da ilk zaferini kazandığında Berrettini. Orada da Bublik'le yarı finalde eşleşmişlerdi. Bublik'i orada yenmişti. Bublik burada rövanşını almış oldu belki de. Avustralya'da Deminor biraz
gerçekten iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Turnuva öncesinde de benim de açıkçası şampiyonluk adaylarımdan bir tanesiydi kendisi. Ve de ilk iki turda, üç turda özür dilerim, üç turda çok sağlam performans sergiledi. Çok hızlı maçlar çıkardı. Yarı finalde David Goffin'e karşı 3 sette kazandı. Finalde de en son Alexander Bublik ile oynarken ikinci oyunda Bublik maçı bırakmak durumunda kaldı sakatlığından dolayı. Demirhor sezonu iyi başlangıç yapmış oldu. Dördüncü tur zaferini kazandı. Bunun yanı sıra öne çıkan oyunculardan benim dikkatimi çeken Jeremy Shardy vardı. Tecrübeli bir oyuncu, deneyimli bir oyuncu. Çok iki tane epik maç çıkardı diyebiliriz burada. İlkinde Fonini'yi, seri başı Fonini'yi, 3 numaralı seri başı Fonini'yi çok çekişmeli bir maçın ardından yendi. 3 tie break'te sonuçlanan bir maç oldu. Akabinde de hemen çeyrek finalde Struff'a karşı maç puanlarından 2 maç puanı çevirip yarı finale çıktı. Öne çıkan oyunculardan bir tanesi Shardy oldu. Senin aktaracağın şeyler varsa senin notlarından devam edelim istersen Şevket. Evet, yaklaşık 4 dakika konuştum ama hiç şampiyondan neredeyse değinmedim. Bir ara cümlenin arasında adı geçti. Evet. Alex de Minaur, öncelikle onu söylemek lazımdı. Şampiyonu turnuvanın neredeyse adı geçmedi. Alex de Minaur'u sonradan anlattın. İlk turlarında 2-3 maçını rahat kazandığını. Jaziri, Andreev, Basilashvili, Goffin ve Bublik. Bublik'i sayma, 4 rakibini mağlup etti ve bence bu sezonda Avustralya açığa giderken yine iyi işler yapacağını gösterdi. Benim söyleyeceğim şey Altuğ'un maçıyla ilgili. Ben pek etkisiz olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Basilashvili maçını izleme şansım oldu. Bu arada turnuvanın yayını yoktu. Hı-hı. Bu seviyede ATP turda yayını olmayan bir turnuva herhalde son yıllarda, son 15-20 yılda hiç olmamıştır. Ama bu kortlardan dolayı, kortların özel şartlarından dolayı dolayı gerçekleşti. Zira otel kortlarında oynandığı için yayına uygun değildi kortlar. Son anda belirlendiği için turnuvanın yapılacağı ATP bu anlamda bir opsiyon tanıdı. Normalde biliyorsun turnuva alınırken turnuva yönergesinde en önemli şartlardan birisidir merkez kort ve yayın. Yani bunlar sağlanmadan asla bir yere turnuva verilmez zaten. Ama burada ekstra durum olduğu için bu konuyu ATP kortlara koyduğu özel kamerayla, yani tek açılı ya da 2-3 açı vardı galiba. 2 kamera kullanılıyordu ama yayın için değildi. Challenger turnuvalarında ilk kamerayla çekildi. Evet, sabit kamera var. Bir tane de yandan kamera vardı. İkinci bir destek kamerası ama o tabii 2-3 kamerayla, 3 açıyla yayın yapılmaz yani. O yüzden yayın pek olmadı. Biz de anlatımsız Challenger'larda gördüğümüz kort üstü kamerayla maçları izleyebildik. Altuğ'un maçında özellikle 6-5'de ilk sette eğer orayı kırabilseydi, 2 puan kadar yaklaşmıştı sete, bence Basilashvili'yi yenecekti. Yenmek için, ama biliyorsun Türk oyuncularda ciddi bir sorun oluyor. Özellikle önde gittikleri seti kaybettiklerinde. Bunun üzerine çok konuştuk daha önce. Orada o seti yakın, çok yakınına geldiği, 2 puan uzağına geldiği o seti orada kaybettiği için, tiebreak'te kaybettiği için kırıldı ve sonrasında Basilashvili kötü de oynamasına rağmen, ikinci sette de iyi servis atamadı Gürcü oyuncu. Buna rağmen aralarında maç deneyimi çok fazla. O yüzden Altuğ yendi ama ben yakın zamanda Altuğ'un böyle bir fırsat yakalarsa yine iyi bir kura, ATP'de yine maç kazanacağını, belki de bir çeyrek final falan görebileceğini düşünüyorum açıkçası. Öyle. Benim de diyeceklerim. Benim sonunda fena bitirmemişti zaten. İstanbul Challenger'da tur atlamıştı. İlk 300'ün kıyısına kadar geldi zaten Altuğ. Evet. Gibi son birkaç aydır gayet iyi performans sergiliyor. Umarım bu şekilde ilerler. Gelişimini sürdürüyor. Ben oyununu beğeniyorum Altuğ'un. Yakın bu yılın sonunda Cem gibi, şu anda birazdan konuşacağımız Cem İlkel gibi Grand Slam'lerde eleme oynayacak seviye, yani 200-240 o bandı adım atabilir Altuğ Çelikbilek. Kendi bir Antalyalı bu arada. Doğduğu kentte bu maçı kazandı. Kariyerindeki bu seviyede aldığı iki tur galibiyetin ikisi de Antalya'da. Daha önce de yine bu turnuvada galibiyet kazanmıştı. O da demek ki doğduğu topraklar ona biraz yarıyor. Arkadaşları da bu arada yasağa rağmen gelip maçı izlemişlerdi. Bayağı bir kalabalık vardı ilk maçında Antalya'da. Onu da belirtmek lazım. Millet ayakta tabii, izleyecek pek uygun bir ortam yok ama kortun kenarında maçı takip ediyorlardı. Evet, Antalya'dan biraz daha güneye inelim. Doha'ya ve Dubai'ye. Antalya'da oynamayan oyuncular, yani
dünya sıralamasında 100 numaranın gerisinde yer alan eleme oyuncuları geçtiğimiz günlerde kadınlar Dubai'de, erkekler Doha'da maçlarını oynadı ve Avustralya açık için oluşturulan karantina bölgesine intikal ettiler turu geçenler. Bugün itibariyle tanımasını geçen 16 şar oyuncu Avustralya'ya uçtu. Bu yıl için yapılan bir uygulama. Tenis Avustralya ile Katar ve Dubai Tenis Federasyonları'nın anlaşması gereği ilk kez eleme tablosu ülke dışında oynatıldı. Çünkü Avustralya'da Victoria hükümeti ısrarla oyuncuların 15 gün karantinada kalmasını istiyor. Büyük oyuncuların da. Dolayısıyla bir ay önceden Melbourne'a gelmelerini istedi. Pek çok oyuncu şu anda Avustralya'ya gitti ve o 15 gün karantinaya girdi zaten. Bir taraftan oteldeler ama bu karantina içinde esnek bir karantina bu. Oteldeyken kortlara şey sağlanıyor yani. Antrenmanlarına gidebiliyorlar ama dışarıya çıkmıyorlar. Dolayısıyla her oyuncunun buna girme zorunluluğu var. O yüzden de elemeler turnuvadan bir ay önce başka bir ülkede oynatıldı. Çünkü eleme içinde biliyorsun 100 civarında oyuncu gelecek. Onları gelmesini engellemek için Katar Federasyonu da böyle yardımcı oldu. Böylece o turnuvalar oynatıldı. Bizim çocuklar da Cem İlkel erkeklerde, Pemra ve Çağla da kadınlarda maçları oynadılar. Önce kadınlarla başlayalım. Çağla'dan başlayacak olursak Çağla ilk turda Victoria Jimenez'le oynadı. Andoralı oyuncuyla. Geçen sene hatta Avustralya'daki genç kızlar şampiyonuydu. Çağla zaten geçtiğimiz sezon sonunda da yine iyi bir geri dönüş yapmıştı aslında hastalığından sonra. En son bizim programımızda da zaten bahsetmişti kendisi. İyi bir sezon sonuyla tamamlamıştı 2020'yi. Akabinde Avustralya'da iyi bir galibiyetle başladı Jimenez'e karşı. 6-4, 6-4'lük sağlam bir oyun ortaya koydu ama ikinci turda yine bence kazanabileceği bir maçtı. Sen maçı izledin bu arada, ben izleyemedim. Anaconda'ya karşı. Daha önce galibiyet de aldığı bir oyuncuya karşı ama tabii Anaconda'nın da tecrübeli bir oyuncu olduğunu söylemek gerekir. İlk turda Fritzam'a karşı elemelerde iyi bir galibiyet aldı. Ortada bir maçtı açıkçası ama burada birazcık servislerin etkisiz kaldığını, Çağla'nın servislerin etkisiz kaldığını ve de Konya'da müsait toplarda, özellikle forehandlerinde çok güçlü oyun ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. 6-4, 6-2 ile kaybetti Konya karşı. İkinci turda Avustralya elemelerine veda etmiş oldu. Ben ekleme yapayım. Dediğin doğru. Konya'la aslında başa baş başladı ama daha ikinci servis oyundan itibaren Çağla'nın serviste sorun yaşayacağı anlaşılmıştı. Ama zaten Çağla'nın güçlü tarafı oyun içindeki mücadele gücü ve return oyunları daha güçlü. Çağla'nın bildiğimiz gibi. Ama özellikle 3-2 olan oyunda yani 2-2 iken sanırım Konya servisi ya da 3-3 iken 4-3 olacak oyunda olabilir. 7. oyun yani. Galiba 5. oyundu. Çağla 40-0'dan avantajı yakaladı. Konya servisinde 40-0 gerideydi. Avantajı yakaladı. Orada çok önemli bir servis kırma fırsatını kaçırdı. Daha doğrusu Konya çevirdi. O puanı alabilseydi, orada erken servisi kıran Çağla olsaydı rakibini bozabilirdi. Ama orada kaçırdığı fırsat arkasından biraz gerilmesine yol açtı. Sinirlendi kendi bu eline geçen bu fırsatı harcadığı için. Oyun sonra da zaten servisi kırdırdı. Servisi kırdırınca otomatikman 5-2 oldu ve o set daha sonra 5-4'e gelmesine rağmen iki kez servisini kazanması gerekiyordu. O seti öyle ucu ucuna kaybetti. İkinci setin başında da erken break gelince Çağla toparlayamadı ve maç boyunca da gerçekten iyi servis atmadı. Ama ben eski günlerine dönüş sinyali gördüm Çağla'dan. Çünkü tutkuyla oyunu hala oynuyor. Bir iki ay sonra, yani biraz turnuvalara ısındıktan sonra arka arkaya galibiyetler alacak, bunu görüyorum. Şu anda 180 numarada. Haziran ayında falan 120'lerde görebiliriz Çağla'yı. Ben açıkçası beğendim. Pemra'nın maçını izleyemedim. Pemra'dan belki daha iyi bir sonuç bekliyorduk ama. Evet. Kalinna'ya ilk turda kaybetti Pemra 6-1-6-1. Evet. Gerçi nispeten deneyimli bir oyuncu Kalinna'da. Maç deneyimi olan bir oyuncu. Yaş anlamında söylemiyorum deneyimi. Yoksa Pemra'dan deneyimlisi yok. Binin üzerinde profesyonel tur maçı var. Böyle bitti kadınlar tarafı. Erkeklerde Cem İlkel ilk kez Grand Slam elemesinde 3. tura kalacaktı. Yani 2 maç üst üste kazanmanın kıyısındaydı ama kaybetti. Evet, İkinci evet. Maçı izleme şansın oldu mu? İlk turda Gojovcik'i rahat geçti ki evet. Çok da iyi bir maç oynadı.
İkinci maçta da iyiydi aslında Halis'e karşı ama üçüncü sette maçı bıraktı biraz. Halis maçını izledim evet. Yani ikinci sette koparabilirdi tabii ki. Yani tiebreak burada belirleyici oldu. İkinci sette tiebreak kaybettikten sonra maçtan koptu diyebiliriz aslında. Varlık çok koptu evet. Çok evet, belli oldu. Ama iki kez de maçı bitirmeye bir oyun yaklaşmıştı. Kendi servisinde değildi belki ama ikinci sette 5-4 ve 6-5 öne geçti. Yani maçta kalmak için servis attı aslında Halis. Ama çok da şans tanımadı aslında bu oyunlarda. Yani rahat bir şekilde kazandı. Ama çok da iyi başladı aslında maça. Ben gerçi 6-2 kazandı. Çok servisleri çok iyi işledi. Çok iyi hareket ediyordu. İkinci sette 2-0 geriye düşmesine rağmen hemen servis kırdırarak başladı ikinci seti. Hemen toparladı ama topu getirdi. Ben akabinde bu seri devam eder diye düşündüm. Kafa kafaya gitti oyunlar. Kimse geri adım atmadı. Hep servislerini tutunarak ilerledi ikisi de. Tiebreak'e götürecek ve tiebreak'te daha iyi performans göstermesini beklerken tiebreak'te çok varlık gösteremedi Cem. Üçüncü sette rahat bir şekilde bitti sonrasında. Evet, 6-5'teki oyun kritikti bence de ikinci sette. 6-5'te maçı o da bitirebilir. Tıpkı Altuğ'un ilk setteki 6-5'i gibi. Orası kırılma oldu. Tiebreak'i kaybedince oradan son sette zaten kafaca maçtan kopmuştu. Bir anda 3-0'a 4-1'e geldi o set ve oradan toparlaması mümkün değildi. Bu arada Doha'daki turnuvada çok kötü bir atmosferde oynadığını da hatırlatalım oyuncuların. Evet. Doha'daki kortları biliyorsun. Halifa Spor Kompleksi arka tarafta, bu Doha'yı bilenler için söylüyorum, Korniş'e giden bulvar var biliyorsunuz. Geniş bir bulvar ve muhtemelen pandemi zamanında da araç da pek yok. Sürekli motosikletler gazlıyordu arkadan. Müzik ve korkunç bir ses. Evet. Müzik sesi. Geliyordu. Evet. Ve korkunç bir araç sesi. Arkadan inanılmaz motor sesleri geliyor. Zaten çok gürültülü bir kent Dubai. Doha düzeltiyorum. Bu atmosferde oyuncular servis atmaya çalışıyor. Bırakın hiç topu duymayı, hakem bile duyamazlar. Bazı anlarda hakikaten çok gürültü oluyordu. Bu atmosferde bir de zaten isi ve gece çöken sesi de meşhur Doha'nın, o coğrafyanın. Böyle kötü bir atmosferdeydi aslında maç. İzlenmesi de çok kolay olmayan bir video bu. Evet. Çünkü açıyorsun maçı, sürekli olarak bir gürültü, yoğun bir gürültü var. Kamera o atmosferde yani, hemen yolun dibinde zaten kamerayı koydukları. Maalesef yani. Maalesef çok kötü ses alıyordu. Oyuncuların da ne kadar rahatsız olduklarını biliyoruz ve bir taraftan da toplarını falan kendi topluyorlar tabii. Çünkü pandemiden dolayı bol boy da pek kullanılmıyor. Evet. O açıdan hakikaten eziyet gibiydi maçları izlemek ama bir şekilde tamamlandı. Bu arada çok enteresan da bir olay oldu biliyorsun. Oyunculardan bir tanesi maçını bitirmesine yakın Deniz Kudla 5-3'teyken maç için servis atıyor. Dışarıda kenardan haber geldi Covid'sin diye. Çünkü normalde 3 saatlik testlerden yapıyorlar. Bu 4 saatlik mi onlar? Turnuva öncesinde sabah yapılıyor hemen. Pozitif değilsen maça çıkıyorsun. Tekrar test yapılıyor yani sabah. Abi testi yapmışlar adamlara. Ya tamam maça siz başlayın falan diye izin verilmiş. Ve test sonucu adam maç esnasındayken geldi. Bu da şu anlama geliyor. Birazdan servis atacağı oyunu alırsa zaten maçı bitiriyordu Kudla. Ama maçı bitirse bile ikinci tura kalamayacak. Çünkü karantinaya alınacak. Dolayısıyla orada bir muhabbet dönmüş. Acaba rakibine mi versem falan diye maçı. 5-3'te çekilse çünkü rakibi devam ediyor. Ama bu durumda da yakın temastan dolayı rakibi de kurallar gereği karantinaya alınıyor. Böyle saçma sapan bir olay. Oysa ki 4 saatlik bekleme süresi yapılsaydı Kudla pozitif çıkacaktı. Ve maç başlamayacaktı. Faslı çocuk da Benerit miydi adı? Faslı çocuk da bir sonraki ben Çerit bir sonraki tura çıkacaktı. Böylelikle daha adil olacaktı ama saçma sapan bir durum gerçekleşti. Bu da Covid süresinde sanıyorum ilk kez böyle bir şey yaşandı. Yani adam maçın esnasındayken Covid pozitif olduğunu öğrendi ve maçı kazanmasına rağmen oteline geri döndü 15 günlük karantinaya. Evet, Avustralya açığı böyle tamamlayalım. Bir de elemelerden çıkanlara şöyle bir göz atalım dedim. Dikkatimi çeken birkaç isim oldu. Pironkova, Errani gibi eskiler, Stachowski yine eskilerden, Viktor Troisky, bu isimler eleme oynadılar ve Melbourne biletini aldılar. Bu akşam yola çıkıyorlar. Onlar gidiyor Avustralya açık eleme ana tabloya. Rebecca Marino bundan 10 yıl önce falan izlerken benim çok beğendiğim bir oyuncuydu ama hiç iz bırakamadan sporu bırakmıştı 24-25 yaşında. Şimdi geri dönmüş. Rebecca Marino da maç kazandı ve elemeden çıktı. Ağır servisli Kanadalı.
Onu da merakla bekliyorum ana tabloda. Ve Maya Şerif herhalde sanıyorum Fransa Açık'ta ana tablo oynadı ama Avustralya Açık tarihinde oynayan ilk Mısırlı olacak. Ben hiç hatırlamıyorum Mısırlı oyuncu. Safvat oynamıştı galiba geçen sene. Hayır, kadınlarda. Pardon, Mısırlı diyorum. Erkek, Mısırlı evet. Erkek çeyrek finalist bile var. Evet, İsmail evet. El-Şafii Wimbledon'da. Ama kadınlar tarihinde yok. Arap kadınlardan var. Selima Sfar var. Dördüncü tur oynayan. Baya Muhtasin vardı eski Faslı. Hatırlıyorum bunları ama Mısırlı bir kadın yoktu. Maya Şerif, İpek Şenoğlu'nun üniversitesi Pepperdine'dan çıkma bir oyuncu. Amerika'da okuyor. Kolej tenisçisi. Ve arka arkaya galibiyetlerle o da ana tabloya kaldı. Onu da belirtelim. Antalya ve Avustralya Açık elemeleri böyle değerli tenis severler. Bir sonraki programımızda zaten Avustralya Açık'ın elemelerinden gelenleri de hem de ana tabloda kurallar da belirlenmiş olacak. Daha net bir şekilde konuşacağız. 1 Şubat haftasında seri başları belirlenecek. 5'i 6'sı gibi de kurallar çekilecek. Biz de sanıyorum 6'sı gibi, 6 Şubat gibi bir sonraki programımızı çekmiş oluruz. Onun son da bilgisini verelim. Antalya Open'dan bahsettik. Türkiye'de tenis turnuvaları devam ediyor olacak bu arada. Bu hafta TED Open, yani İstanbul Challenger TED Spor Kulübü'nde kapalı kortlarında düzenlenecek. Hemen akabinde Antalya'da üst üste 2 haftada Challenger turnuvaları olacak. O yüzden tabii ki yine seyirciye kapalı olacak belki ama 3 haftada Türkiye'de tenis heyecanı ve üst düzey tenis heyecanı yaşanacak. Evet. Üst düzey derken şunu da hatırlatalım. Mesela Avustralya Açık elemelerinde Doha'da oynayanlar, oradan kaybedenlerin gelmesi için ideal bir yer Antalya'daki Challenger. Çünkü tam o oyuncuların seviyesi biliyorsun. Evet, top 5 listemize geçebiliriz. Programın başında hatırlattık. Bu yıla damga vurmasını beklediğimiz 5 oyuncu seçtik sizin için. Hemen 5 numarayla başlayalım vakit geçirmeden. Benim 5 numaramda Varvara Grecheva var Şakit. Rus oyuncu. Genç oyuncuları seçmeye çalıştım top 5 listemde. Damga vururlar mı bilmiyorum ama daha da ön plana çıkacak, kendinden daha da bahsettirecek oyuncular olarak belirledim bu listeyi. 2000 doğumlu bir oyuncu. Şu anda 94 numarada. Geçen sene Amerika Açık'ta Mladenovic'e karşı oynadığı bir maçta ben aslında adını duymuştum ama kendini orada göstermişti. 6-1, 5-1 geriden gelip Mladenovic'e karşı ilk turda Amerika Açık'ta oradan maçı çevirmeyi başarmıştı ve 3. tura kadar ilerlemişti. 2019'da aslında ITF turunda özellikle kendini göstermişti. 70'e 26'lık bir maç kaydı yapmış 2019'da. Geçen çok fazla maç. 70 maç hakikaten çok fazla. 96 maç oynamış tabii. 70 tanesinde kazanmış 2019'dan bahsediyorum ama geçen sene de Mladenovic'e karşı 6-1, 5-1'den inanılmaz bir geri dönüşte ilk turda Amerika çıktı. Tur atlamıştı. Akabinde de son 32'ye kalmıştı Amerika çıktı. Evet. Ve şu anda Grecheva var benim. Klasmanı da söyler misin? Güncel klasmanı. 94 numara kendisi. 94. Güzel. Yakın bir oyuncu. Yani daha doğrusu benzer bir isim de bende var. Pek bilinmeyen ve yine bir Rus. Kamila Rahimova. 155 numarada şu anda. O da geçen yıl TED kortlarında bir şampiyonluk kazandı. Cumhuriyet Kızları'nda finalde Pemra'yı yenmişti. Arka arkaya önemli maçlar kazanıyor. Geçen yıl çok atılım yapamadı. Bir yıl önce çok daha hızlı tırmanmıştı. Geçen yıl çünkü sezon bloke oldu biliyorsun. O yüzden pek bir hareketi yoktu Rahimova'nın. Ama Rogers gibi, Shelby Rogers gibi, Diatchenko gibi önemli oyunculara karşı galibiyetleri var. Daha da büyük oyunculara karşı da çok zorladığı maçlar var. Ben ileride iş yapacağını düşünüyorum. 19 yaşında henüz ve şu anda 155 numarada. Bu yıl içinde ilk yüze girmesini beklediğim bir oyuncu. 4 numara devam edeyim. Sebastian Korda 4 numaram. Amerikalı oyuncu, daha doğrusu ünlü Pat Korda'nın oğlu. Yok, Amerikalı tabii ki canım. Çek diyemeyeceğiz ona. Evet. Yok, Çek asıllı diyebiliriz tabii. Evet. Eski dünya 2 numarası, 98 Fransa Açık şampiyonu. Daha sonra Avustralya Açık şampiyonu. Özür dilerim. Avustralya Açık şampiyonu. Pat Korda'nın oğlu. Tabii, en son kariyeri iyi bir şekilde bitmemişti gerçi. Doping vakalarından sonra tenisi bırakmıştı Pat Korda, eski dünya 2 numarası. Onun oğlu 2000 doğumlu. Şu anda 119 numarada ama geçen sene birkaç senedir gerçi Challenger turnuvalarında fena performanslar göstermiyor. Hatta eski gençlerde de iyi bir yükselişi vardı. Geçen sene ama Fransa Açık'ta kendini gösterdi. Dördüncü tura kadar ilerledi Fransa Açık'ta.
Bu hafta da hatta Del Rey geçti. Antalya ile beraber devam eden diğer turnuvada şu anda çok iyi işler yapıyor. Finale kadar çıktı. Bu gece de şu an programı yapıyoruz ama bu gece de ilk ATP finalini oynayacak. Şu anda 119 numarada. Kendisinden ben bu sene iyi işler bekliyorum. Tamam, biraz daha hızlanalım. Benim 4 numaramda çok iyi tanıdığım bir oyuncu var. Gerçi tenis severlerin de artık iyi tanıdığı. Çünkü bir Grand Slam finalisti ama sonrasında duruldu. Marketa Vondrousova, 21 yaşındaki oyuncu. O Fransa Açık, sürpriz Fransa Açık finalinden sonra pek bir varlık gösterememişti. Ama ben bu yıl yeniden daha yukarılara çıkacağını, yine bir belki büyük turnuvada yarı final final ama arkasından galibiyetler, daha seri galibiyetlerle bir ilk 10 oyuncusu olabileceğini düşünüyorum. Güçlü fiziği ve sağlam oyunuyla Marketa Vondrousova'nın 2019 Fransa Açık finalisti. 4 numaramda benim. 3 numaramda WTA'dan bir oyuncu. Leyla Fernandez var. Kanadalı oyuncu. 2002 doğumlu. Şu anda 88 numarada. Geçen sene ilk finali oynamıştı WTA turunda. Acapulco'da, Meksika'da ilk finali oynamıştı. Aynı zamanda yine geçen sene Fransa Açık'ta 3. tura kadar ilerledi. Kendisinden Kanada tenisi büyük şeyler bekliyor. WTA turunda bu sene bence etkili olacak isimlerden bir tanesi kendisi. Evet, güzel. Leyla Fernandez. 3 numarada da az önce bahsettiğimiz bir oyuncu var. Son 2 yıldır ilgiyle takip ettiğim bir isim. Onu da herkes yakından tanıyor artık. Avustralyalı Alex de Minaur, Antalya Açık'ın son şampiyonu. 2 kez Grand Slam 4. tur. Ya, çeyrek finalisti, Amerika Açık çeyrek finalisti. Avustralya'da pek başarılı olamadı şu ana kadar kendi evindeki turnuvada. Ama bu yıl orayla birlikte, yani önümüzdeki ay yapılacak olan turnuvayla birlikte Alex de Minaur'u daha sık duymaya başlayabiliriz. Pırpır bir oyuncu, benim çok sevdiğim, böyle kortun her yerine deplase olabilen, her yerden çözüm üretebilen çok yetenekli bir oyuncu. Çok da hani şeker çocuk derler ya, mesaj açısından da, doğru mesajı iletme açısından da yeteneğinin yanında karakter olarak da çok düzgün bir çocuk. Yani bunu şeyden söylüyorum. Mesela Avustralya'nın son çıkardığı büyük yetenek Nick Kyrgios'un nasıl bir soytarı haline geldiğini biliyoruz. Aynı şekilde Bernard Tomic'in de. Ama bu Alex de Minaur, herkesin de artık bildiği bir oyuncu. O açıdan da Avustralya tenisinin yeni prensi olmaya aday. Hatta dünya tenisinde de. İlk 10 potansiyel, ilk 10 adayım benim 2021 sezonunda. Pırpırdarken de şu an turdaki belki en iyi ayaklara sahip oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Doğru. İki numaraya geldik. İki numarada Lorenzo Musetti. İtalyan oyuncuyu ben koydum. 2002 doğumlu. Geçen sene aslında ben Roma Masters'ta birkaç maçını izleyebildim. Orada zaten kendini öne çıkardı. Wawrinka'ya ve Nishikori'ye karşı çok iyi galibiyetler aldı. Çok iyi bir toprak oyuncusu. Çok güzel bir klas bir bekenti var. Tek el bekenti var. Çok iyi varyasyonlara sahip. Bir anda kısa toplar çıkartabiliyor. Hiç beklenmedik yerde Bezzan'ın gerisinden Dominic Thiem gibi backhand winner'lar, tek el backhand winner'lar yapabiliyor. Geçen sene toprak zeminde 26 maçta 20 galibiyet aldı. Challenger zaferi kazandı. Eski bir gençler bir numarası. Şu anda dediğim gibi 129 numara. Ve de 2021'e de damga vurabilecek oyunculardan bir tanesi. Hiç duymamıştım. Ben de ilgiyle takip edeyim bakayım. Listeme aldım, bu anlattığın önemli detaylar var. Senin bir numaranı tahmin edeceğim birazdan. Sen söylemeden önce ben söyleyeyim onu. Benim ikiyi verdikten sonra muhtemelen tutturacağım onu. Benim iki numaramda Felix Auger-Aliassime var. Kanadalı oyuncu. 20 yaşında. Daha uzun vadeli düşünüyorum. Belki Felix bu sezon tam bir patlama yapamayabilir ama bu yıldan itibaren, hatta geçen yıl başladı bence yükselişi Aliassime'nin. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde Grand Slam kazanacak seviyeye geleceğini düşünüyorum. Yani bu yıl belki 15-20 basamak, ondan sonra bir 10 basamak daha. Ya bir 2-3 yıllık bir projeksiyon olarak Kanadalı oyuncunun çok çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Avrupa'da kalıyor daha çok. Avrupa'da kalması da onun için bir avantaj. Çünkü Kanada'da, Amerika'da artık tenisin merkezi orası değil. Hem Covid döneminde hem Covid'den önce de antrenman için Avrupa'yı base olarak kullanması, merkezde Avrupa'da olması ve Fransızlarla, İspanyollarla sürekli iç içe olması onun gelişimine çok büyük katkı yapıyor. Şu anda 0-6 finallerde. Pek bir başarılı değil ama o şanssızlığı da kırdıktan sonra, yani biraz daha o kazanma ruhunu yakaladıktan sonra Aliassime'nin ben müthiş işler başaracağını düşünüyorum.
açıkçası. Gelelim bir numaraya. Senin bir numaranda tahminimi söylüyorum. O mu değil mi? Ona göre devamını sen söylersin. Yannick Sinner. Yok, hayır değil. Şöyle, aslında ben listemi yaparken tabii ki Yannick Sinner'i Ali Yassim'i koyabilirdim ama ona geçen seneye de biraz damga vuran isimler olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden buna benzer isimleri koymadım top 5 listeme. Biraz daha ilk 100'e yakın, hatta ilk 100'ün dışında daha genç oyuncular seçmeye çalıştım. Bir numaramda Carlos Alcaraz var, İspanyol oyuncu. Şu anda 141 numara, 2003 doğumlu. Ve Avustralya açıkta da elemeleri geçen oyunculardan bir tanesi. Ana tabloda izleyeceğiz kendisini. Juan Carlos Ferrero ile çalışıyor. Eski dünya bir numarası Juan Carlos Ferrero ile bir süredir çalışıyorlar. Geçen sene zaten damgasını vuran oyunculardan bir tanesi. Çünkü 2020 ATP Newcomer seçildi aslında Carlos Alcaraz. 46 maçın 39'unu kazandı ve bu süreçte 3 Challenger kazandı. 492 numaradan 144 numaraya kadar ilerledi 2020 yılında. Ben 2021'de de bu yükselişin daha hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Evet, Alcaraz'ı da önümüzdeki günlerde yine merakla takip edelim. Bakalım nerelere gelecek. Coco Gauff benim bir numaramda. 2-3 hafta, 2 program önce de galiba konuşmuştuk. Beklentilerle ilgili Mert abiyle yaptığımız programda olabilir. O zaman da zaten bahsetmiştim ben Coco Gauff'tan. Üzerinde çok fazla beklenti olduğunu. Benim de aynı şekilde bu yıl daha da yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Şu anda 46 numarada ama yalnızca 16 yaşında olduğunu hatırlatalım. Müthiş yeteneğiyle, bu yaşta tabii 1.75 boyu var, çok güçlü bir fiziği var. Ve Serena Williams'ı andıran bir oyunu olacak ileride. Serena Williams'ın kariyer sonunda belki aynı noktaya gelemeyebilir. Yani anormal bir oyuncu Serena Williams ama benzerlikleri çok, onu söyleyeyim. O yüzden Coco Gauff bence kadınlar tenisine damga vuracak oyunculardan biri olacak önümüzdeki 10 yıllarda ve bunun başlangıcı bu sezon olabilir. Bu sezon ve devamındaki 2022 yılı. Yeni yılın, 2021'in ilk programı karar puanından bu haftalık bu kadar. Gelecek program Avustralya Açık'ın hemen öncesinde olacak. Gelecek programda tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Sizlerden ayrılmayın.